Türkmeneli Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim, ardından tekrardan karşınızda olacağım. Hükümete bağlı kriz hücresi sokağa çıkma yasağıyla resmi tatil süresinin önümüzdeki cumartesi günü akşam saat 23'e kadar uzatması kararını aldı. Sağlık Bakanı Cafer Allavi, koronavirüse yakalanan günlük kişi sayısının 15 kişi olduğunu belirtti. Yapılan yeni bir sayıma göre Sağlık Bakanlığı ülke genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısının son 24 saat içerisinde 19 kişi olduğunu belirtti. Milletvekili Şah Salih'i koronavirüsle mücadele kapsamında Kerkük kriz hücresi tarafından alınan yeni icraatlarla ilgili bir açıklamada bulundu. İtalya'da koronavirüsten dolayı can kaybı sayısı 5000 kişiyi aştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump içinde yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının ardından New York şehrini felaket şehri olarak ilan etti. Hükümete bağlı kriz hücresi sokağa çıkma yasağıyla resmi tatil süresinin önümüzdeki cumartesi günü akşam saat 23'e kadar uzatması kararını aldı. Kriz hücresi bugün düzenlemiş olduğu bir basın toplantısında ayrıca bütün uçuşların önümüzdeki cumartesi gününe kadar askıya alınması kararını alarak eğitim ve yüksek eğitim kurumlarının tatilin uzatılması kararını aldı. Öte yandan geçici hükümet başkanı Adil Abdülmehdi bütün illerde bulunan kriz hücrelerine bir mektup göndererek koronavirüs salgınına karşı göstermiş oldukları üstün çabalara övgüde bulundu. Abdülmehdi'nin resmi basın bürosundan yayımlanan bir yazıda kendisinin halkı bu virüse karşı korunması için çabaların artırılması ve yasaların uygulanması için sağlık ile güvenlik makamları arasında işbirliğinin yapılması talimatını verdiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Cafer Allavi, koronavirüse yakalanan günlük kişi sayısının 15 kişi olduğunu belirtti. Bakan Allavi, Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jenin Henes Blay şartıyla düzenlemiş olduğu ortak basın toplantısında Irak'taki vaka sayısının makul derecede olduğunu belirterek hükümetin bu vakaların artması durumuna hazır olduğunu ifade etti. Yapılan yeni bir sayıma göre Sağlık Bakanlığı ülke genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısının son 24 saat içerisinde 19 kişi olduğunu belirterek böylece toplam vaka sayısı 233 kişiye yükseldi. Bakanlık ayrıca virüsten dolayı yaşanan can kaybının başkent Bağdat'ta bulunan Medine-i Tıp Hastanesi'nde sadece 3 kişi ve iyileşen kişi sayısı ise 5 kişi olduğunu ifade etti. Kürdistan Bölgesel Yönetim Sağlık Bakanlığı ise son 24 saat içerisinde yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık yayımladığı resmi bir yazıda Süleymaniye'de 6, Erbil'de ise bir vakanın tespit edildiğini ve böylece toplam vaka sayısının 54'e yükseldiğini dile getirdi. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi başkent Bağdat'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı icraatlarını denetledi. Parlamento Başkanlığı yayımladığı bir bildiride El-Halbusi'nin koronavirüsten korunmak için başkent Bağdat'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı icraatlarını yerine getiren güvenlik güçlerini ziyaret ettiğini belirtti. Güvenlik güçleri bu sabah başkent Bağdat'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kararını ihlal edenleri cezalandırdı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Iraklı haber kanalı muhabirleri trafik polis müdürlüklerinin sokağa çıkma yasağını ihlal eden araç sahiplerine ceza yazdıklarını belirtti. Güvenlik ve Sağlık Daire ise koronavirüsün yayılmasını önlemek için vatandaşları kendi evlerinde kalmalarını çağırdı. Parlamentoya bağlı İnsan Hakları Komitesi Başkanı Milletvekili Şah Salih, Kerkük'te koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili bu akşam valilik binasında kriz hücresi tarafından düzenlenen basın toplantısında icraatlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Kerkük'teki heliyet ezmeler konuştu ve icraatlar, iyi icraatlar alınacaktı daha fazla. Burada milletin de taavunu önemlidir. Bu arkadaşlardan, Kerkük İdarası, eğer Sağlık Dairesi olsun, bütün davairler hepsi bütün hizmete kalkmaktadılar. Ama mutlaka sizi de yardımımız olur. Sizi de yardımımız, milletin de biraz zor günlerini yaşarı tabii. Burada bir hamle de atıldı, teberruat hamlesi. Onu da eğer avkaf vasıtasıyla ve bir de camiler vasıtasıyla, muhtarlar vasıtasıyla bir önemli bir şeylere göz atarlar. Umumen hapsımız bunu diyoruz ki hükümetin icraatı gerek bundan daha çok kolaydı. Ama o yeterli müstevede dögü. Maalesef Bağdat'ta indiye kadar icraat kuvvetli dögü. Ama biz bu icraatı burada kuvvetli edelim. En az buranı koruyalım. Tabii valinin de söylediğine göre men'at ticval ve hazır devam eder. Şembe gününe kimin? Yani ayın 28'ine kimin devam eder? Cuma günü, şembe günü eğer bakarsak durum iyiydi Kerkük'te olabilir kaldırdık. Ama indiye kadar indi men'i ticval devam edilir. Basın toplantısında ayrıca bir açıklamada bulunan Kerkük İl Sağlık Daire Müdürü Kelim Veli koronavirüse mücadele kapsamında yeni ve gelişmiş birçok cihazların satın alındığını belirtti. İndiye kimin bir hastamız kalıptı. Musab, yani hastalık olduğunda 2 tane de hacır sahidadır. 8 tane müştebahımız var. Bu müştebeler inşallah neticeleri 200 saatçı çıkar. Böyle. Biz bir hutta kurduk. Hastalığın şiddetine göre bakarız. Tabii baktık, dirasi ettik dünende. İhtiyacımız var. Neçe cihaza var. Yani cihazın 10 evi diyorlar özüne. Yani bu hastalık tabii %6 hasta girende hastahaneye ister cihaz bu cihaz hatta yardım eder teneffüsüne. Ve bu dönem ihtiyacımızı şey ettir. Eğer derman olur, eğer cize olur inşallah bunları hazırlanıp almak için. Hamdolsun indeki mazahta iyiydi. Ve eğer taksisiyat maliye ulaştı vüzaradan. Vüzara çok devam eder bize hamdolsun yani. Para var ve her acize verir bize, tahalil muhteberi, kittat verir bize. Yani bir kusur koymuyor bizimle. Akide biz icraatımız hazırlık ihtirazi. La samahallah yarım bir harap şey yolunda, la samahallah bu hastalığa yani biz kamil istidadlıyız. Hatta bu bir şey yolunda ona göre biz muhalece ederiz, yani mükafe ederiz hastalığı. Ve biz acizade, ege dermande, ege kammamde, ahlilik tıblar hepsini hazırlığını görürüz inşallah. Gelişmeleri bize daha detaylı bir şekilde aktaracak olan Türkmen Televizyonu Kerkük muhabiri Mümin Nevzat yayınımıza katılmaktadır. Öncelikle hoş geldiniz Mümin Bey. Hoş bulduk Ahmet. Evet. Mumin Bey valilik binasında kriz hücresi bir basın toplantısı düzenleyerek toplantıda birçok yeni karar alındı. Bu kararlar hakkında bizler anlatımda bulunur musunuz lütfen? Sokağa çıkma yasağı ayın 28'ine kadar devam edeceğini, yani sabit gününe kadar. O da ki dilerik vatandaşlarımıza bu kurala uysular, çünkü gerçekten bu virüs başka bir şeye benzemez. İkinci de Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda takasız mali para taksis etti özleri için. O da ki bu yakın zamanda ödenecekti o para. Aynı zamanlarda bankalar açık olacaktı muzaflarımız için. Hatta ki geçtiler maaşlarını aslar bankalarda. Temizlemede de büyük bir sorun yaşadık bu temizlemede. Odur ki gerekim bu temizleme sorunu bir an önce çözülsün. Çünkü temiz olmamız bu virüsten kurtulmamız için en önemli kurallardan birisidir. Aynı zamanda da Kerkük'te 3 tane benzinlik açık olacaktı. O benzinlikler de Ukbe-bin Nafi'ti, Azadi'di, bir de Andalüs'tü. Aynı zamanda da fakir aileler için de bir müjdemiz vardı. Odur ki selle gıdayı olacaktı özleri için. O gıdaya verilecekti. O da ki en fazla zarar gören, bu virüsten zarar gören o da fakir ailelerdi. Çünkü gerçekten bazı aileler var idi, etmedileri günlük işleriydi. Bu işler kesildi özleri için. Bunun için de selle gıdaya olacaktı. Bunu da camilerden ve Hüseyiniyelerden alabilirler. Aynı zamanda da harika olacaktı bazı kadirler için. O da nafıtta çalışanlar, ve ziraatı çalışanlar ve aynı zamanda ticarede çalışanlar. Bugün açıklayabileceğim konular bu kadarıydı Ahmet meslektaşım. Gelişmeleri bize aktardığınız için size teşekkür eder. Çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kerkük'te kriz hücresinin çıkardığı yeni karara göre Kerkük'teki ana yolların kapatılması sonucunda güvenlik güçleri Kerkük'e giriş ve çıkışları engellemektedir. Türkmen Uydu kanalı Kerkük'teki son gelişmeleri ekranı yansıtmak için vatandaşlarla bir araya geldi. Kerkük'te kriz masasının çıkardığı yeni kararlara göre Kerkük'teki ana yolların kapatılması sonucunda güvenlik güçlerinin Kerkük'te giriş ve çıkışları engellenmektedir. Türkmen Uydu kanalı Kerkük'te son gelişmeleri ekrana yansıtmak için vatandaşlarla bir araya geldi. Hacı kuvveti olsun. Ben babam. Necati, sıhhati. Başıma barabarsın, azimsin. Hacı oradan gelsin, hara gitsen. Valla tezeden gelir, alvayım kadar getirmeye. Yani siz bakıyorsunuz yani kuvvet emniyet sizden yardım edilir. Elhamdülillah yardım edilir. Yani müntesiplerden çok şey müsaade işte bizimle. Yani hamdolsun yani koyla gelir kadar getirmeye, o kadar şey almaya yani ihtiyacı. Hafız Kerkük kulli hamdolsun inşallah indikimi çok iyiydi. Saytarat iyiydi. منتشر داخل الأزمة صحة جماعته الحمد لله شو خيدي شخان جيران تسهيل أمروار حالة طارئة فقط وبزد استرق لا سامح الله مننظر فضل جراء طولسن يعني بركم سنة خسال وارسة برشي وارسة كركوك صاغ سليم قالسن إن شاء الله. Şehirler arası yolların kapatılması nedenleriyle koronavirüsün yayılmasının önüne geçmektir. Kerkük Valiliği ve kriz masası vatandaşın sağlığını önemsemektedir ve her türlü tedbirleri almaya hazır. Aynı zamanda halkın güvenlik güçlerine destek olmaya ve kurallara uymak için çağrıda bulundu. Biz çok memnunuz. Bütün ecz emniyeden, bütün davair sıhhiyeden. Çünkü gece gündüz yorulublar. Bu milletin salamat için. Ben hamsından biz memnunuz. Bütün müntesiplerden, bütün kavadirlerden. Bizim bir ricamız var hükümetten, hasılan hafızdan. Biz bu alemi koyuplar içeriye. Bu alemi hizmetler. Bir mükafat etsinler. Yani pazarı, bir evleri. Vallahi hamdolsun çok iyiydi. Hamdolsun hiç kusur yoktu. Vaziyette müsaitirdiler. Hacıya bir kez şeker tamam da istirahat bozdu. Bu para müsteşfaya yazın. Sayın seyirciler, koronavirüse karşı birçok bilinçlendirme kampanyaları başladı. Bu kampanyalardan biri de Türkmen Uydu Televizyonu çalışanlarının sevdiklerinin için evde kal kampanyasıdır. Ricamız sizden, lütfen evde kalın. Uşaqlarımız üçün, ailəmiz üçün, bir də sevdiklərimiz üçün. Ən çox da o masum uşaqlar üçün evdə qalın. Bir şeydən xəbərləri yoxdur. Olan özlərinə. Lütfen sokağa çıxma yasağına uyun. Koronavirusu yayılmamak için lütfen evinizde kalın. Başta özünün, ailenin, sevdiklerinin sağlığını korumak için evde kal, yazıya çıkma. Ciddeye çıkmayın, hükümet verdiği bu karara şer'an ve kanunun gerektiği iltizam ilanın. Çünkü kumumuzun sıhhati içindir. Bugün bu varlıkta olan bu virüs büyük memleketleri bitirdi. Biz de bir neçe gündür iltizam ilanın bu karara. Yoksa o harap olan memleketler kimi olduk. Evde kal, sokağa çıkma, kendini, aileni ve sevdiklerini koru. Kendini ve sevdiklerini korumak için evde kalın, çıkmayın yazıya lütfen. Evde kalmak zahmet bir şeydi. İnsanın asabı da yorulu, bezar oğlu, yorulu. Özellikle kimseler için ki evde oturmak alışmayıplar ve her zaman işten meşgulüymüşler. Ama inanın ki geçici bir gündü, bu günlerde geçer ve eskistaki herkes işine döner ve hürriyetimize kavuşuruz. Görürsüz, büyük devletler var. İtalya'daki, Fransa'daki, Almanya'daki devletler bu hastalığın yayıldıktan sonra ögünde durabilmeler. Malum de bizim de imkaniyatımız çok mahdutlu bir devlet olarak. Onların durumuna düşmemek için ne olur evde kalak, evde çıkmayak, biraz tahammül edelim. Lütfen evde kalalım. Güvenlik güçleri, sağlık ekipleri, koronavirusunun ihtiva edilmek için, yayılmamak için, can güvenliğimiz için bizim canla başla çalışırlar. Onlar bize mekayet olmak için öz hayatlarını hiçe sahipler. Biz de onlara çok küçük bir yardımda bulunalım, evden çıkmayak. İnsan öz kendini, ailesini ve uşaklarını mekayet olmak için ve bu hastalığı uzak etmek için diğer özüne kal evde. Sevgili vatandaş, kendini tehlikeye atma. Sözümüzü al, evde kal. Hal olmasın yaman hal. Evinizde kalmanızla vatana, millete yardımcı olmuş olursunuz. Lütfen arkadaşlar dışarı çıkmayağın, bize verilen talimatlere, kanun kurallara uyağın. Özümüz için de bu tabi emniyet güçlerine de destek ve yardımcı olağın. Sizin sağlığınız için ve ailenizin sağlığı için, ta ki ülkemizi korumak için evde kalın. Seyircilerimiz hükmet mene tecrübe yönünde, yani hacir sahidesen sen. Olmaz uşakları uyazıya atıpsan, sen burada evde kalıpsan, valla evin işini bitiririm, evin... Bilmem neyi esikdi, onu tertip edim, onu şey edim. Ricam analardan, babalardan uşakların koymasını yazıya çıksın. Temenni ederim her çeşitten kalsın evinde, çıkmasını yazıya. Makayet olun özünüze, sıhhatınıza ve uşaklarınızın sıhhatine. Tüm çarşı halkına diyerek buradan evde kalmağımız hakkımızın, toplumun sağlığı için. Evlerinde kalsınlar, tahammül etsinler bu fetrani. Umarız da Allah'tan odur. Hatta ki bu virüs kalsın bizim memleketten ve bitsin. Bugün sizden istediğimiz herkes kendi evinde kalsın, koronavirüsünden kendisini ve ailesini ve milletini korusun. Bu virüsün sonuna gelene kadar. Saygılar. Değerli milletimiz, sokağa çıkma yasağı ilan olundu. Milletin maslahatı için ve sağlığı için. Ve bu sokağa çıkma yasağına iltizam edin lütfen. Çünkü özümüzü geri koruyalım. Bu hastalık şu ana kadar ilacı yoktu ve büyük bir hastalıktı. Gördüğünüzde ki insanlara çok büyük zarar verebilir ya da Allah korusun öldürebilir. Lütfen insanlarımıza iltizam etsinler, evlerinde kalsınlar. Salam olsun düz hürmatı halkına. Sağlık için, memleketimize korona girmemek için evde kal, kamamanı tak, elçiliğe gir, eli gözüne ve burnuna sürtme. Konuştuğu insanların bir az mesafe bırak. Salam olsun Talafar halkına ve Talafar milletine. Sağlık için ve Talafara korona hastalığı içi girmesin, evde kal. Kemmemeyi ve elliği giy. Eliye, burnuya ve gözüye ve üzüye vurma. Konuştuğu insanlarla ve sileştiği insanlarla biraz uzak dur. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında can kaybı 13.000'i geçti. COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin değerlendiği Worldometer internet sitesi, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13.069 olarak güncelledi. Verilere göre yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 4.825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu. İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü. Salgında en fazla ölümün kayda geçtiği 3. ülke İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti. Filistin'in Gazze şehrinde bulunan Sağlık Bakanlığı sabahın erken saatlerinde koronavirüse yakalanan ilk vakanın Pakistan'dan gelen 2 vatandaşta tespit edildiğini belirtti. Mısır'da ise koronavirüsten dolayı 2 yeni can kaybı meydana geldi. Böylece toplam can kaybı 10 kişiye çıktı. Kuveyt'te ise yetkililer bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti. İtalya'da koronavirüsten dolayı can kaybı sayısı 5000 kişiyi aştı. Bunların 800 son 24 saat içerisinde meydana geldi. Buna karşı hükümet yeni tedbirler almaya başladı. Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte üretim faaliyetlerinin tümünün durdurulması talimatını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump içinde yeni tip koronavirüs salgının yayılmasının ardından New York şehrini felaket şehri olarak ilan etti. Trump düzenlemiş olduğu bir basın toplantısında virüsün yayılmasını önlemek için Kanada ve Meksika ile sınırların kapatılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Sevgili seyirciler, İran'ın dini lideri Ali Hamenei, Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüsle mücadele ile ilgili yardım teklifini reddederek Amerikalıları kaç kez bizden isteyin, İran'a ilaç ve tedavi konusunda yardıma hazırız teklifinde bulundular. Bu ilginç bir açıklama. Öncelikle siz kendi kendinize çare bulun, eğer elinizde varsa kendiniz için kullanın dedi. Tebrik arz mikonam. Eid-i Said-i Meb'as ra ve Eid Nevruz purtaravet ra. İran lideri Ayetullah Ali Hamenei, ülkesinin yeni tıp koronavirüsle mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yardım teklifini kabul etmediğini söyledi. Hamenei, İran Devleti Televizyonu'ndaki Nevruz konuşmasında dünyayı saran koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimini İran'ın en kötü düşmanı olarak nitelendiren Hamenei, Amerika Birleşik Devletleri yöneticileri yalancı, tamahkar, şarlatan, merhametsiz ve teröristtir. Ne kadar kötü sıfat varsa onlarda mevcuttur dedi. Hamenei, dünyanın uluslararası bir virüs salgını ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek Amerikalılar kaç kez bizden isteyin, İran'a ilaç ve tedavi konusunda yardıma hazırız teklifinde bulundular. Bu ilginç bir açıklama. Öncelikle siz kendi derdinize çare bulun, eğer elinizde varsa kendiniz için kullanın ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin koronavirüsü öğretmekle suçlandığı değerlendirmesinde bulunan Hamenei şunları söyledi. Siz bu virüsü öğretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir? İlacınız hastalığı daha da arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir. Sizin buraya doktor olarak göndereceğiniz kişiler öğrettikleri zehir etkilerini yakından görmek için geleceklerdir. Söylendiğine göre İranlılar genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için öğretilmiş. İranlılardan kimse Amerikalıların bu teklifini kabul etmeyecektir. Hamenei, Washington'u Tahran yönetimine söz konusu virüsle ilgili ne zaman ve ne tür bir teklif bulunduğunu ise açıklamadı. Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran Sağlık Bakanlığı dün itibariyle ülkede koronavirüsü kaynaklı can kaybının 1556'ya yükseldiğini, vaka sayının ise 20.610 olduğunu açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi negatif çıktı. Pence ve eşi Karen Pence'nin test sonuçlarını Pence'nin basın danışmanı Kate Miller resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Miller Twitter mesajında hem Başkan Yardımcısı Mika Pence'nin hem de eşi Karen Pence'nin COVID-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum ifadesini kullandı. Pence dün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında kendi ofisinde çalışan bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Kendisiyle yakın bir temasım olmadı. Ancak yine de ben ve eşim bugün öğleden sonra test yaptıracağız açıklamasında bulunmuştu. Avrupa'da koronavirüs krizi büyürken bir gazete raporu Fransa'nın İngiltere'yi tehdit ettiğini açıkladı. Gazeteye yayımladığı açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsle mücadele konusunda bu kadar ihmalkar davranmaya devam etmesi halinde İngiltere ile sınırları kapatacağı şeklinde bir tehditte bulunduğunu belirtti. Sevgili seyirciler, NASA yeni tip koronavirüs COVID-19 yayılmasını önlemek amacıyla 2 uzay merkezini kapatıyor. NASA hangi uzay merkezlerini kapatıyor? Ay roketi çalışmaları askıya alındı. NASA yeni tip koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 2 uzay merkezini kapatıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA yöneticisi Jim Bridenstine, ajans Ay roketi geliştirilen New Orleans'taki Michaud tesisinde çalışmalarını askıya alınacağını ve roket ek motorunun test edildiği Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'nin geçici kapatılacağını duyurdu. Ajansın bu önlemlerinin NASA'nın Ay'a 2024'te astronot gönderme misyonunun ertelenmesine yol açabileceğini belirtti. NASA, ajansın Kaliforniya ve Ambala'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş Merkezlerinde görevli 2 çalışan yeni tip koronavirüsü tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüsü nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı 14.366 oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan Türkiye vatandaşlarının evlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından yurtta bu vatandaşlara yönelik denetimler de artırıldı. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan Türkiye vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından yurtta bu vatandaşlara yönelik denetimler de artırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsü tedbirleri çerçevesinde 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasını uygulamasına başlandı. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımlanan genelgesinin ardından Ankara Emniyeti 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yaya ekipleri oluşturdu. Yaya ekipler sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi. Park cami, market ve yürüyüş parklarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar uyarılarak evlerine gönderiliyor. Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 polis imdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor. Türkiye Emniyet Güçleri bazı yaşlıların talepleriyle ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendiriyor. Antalya'da bu sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri bazı mahalle ve sokaklara çıkan 65 yaş üst vatandaşları bilgilendirdi. Bankalarda oturan bazı vatandaşları evlerine götürdü. Acil çağrı numaralarını arayarak yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını gideren ekipler Atatürk Devlet Hastanesi'nden çıkan ve halk otobüsünün kendisini almadığını ifade eden kadının evine ulaşmasını sağladı. Ah yan dünyada, yan dünyada, yandan yüzüme. Afrika'da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgeleri 25 milyon insanı tehdit etmeye devam ediyor. Afrika ve Orta Doğu'da milyonlarca insan sürekli artan çöl çekirgesi istilasıyla karşı karşıya. Çöl çekirgeleri 25 milyon insanın gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Uzmanlar çöl çekirgenin iklim değişikliğinin tetiklediği elverişli üreme koşulları nedeniyle daha önce görülmemiş bir oranda büyüme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı. Kenya, Etiyopya ve Somali'de insanların yaşamlarını mahveden ve hali hazırda milyonlarca insanın gıda güvenliğini tahrip etmeye hazırlanan çöl çekirgeleri için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO dünyadaki en yıkıcı zararların olabileceğini açıkladı. FAO'nun üst düzey çöl çekirgesi uzmanı Kate Kersman, normal şartlarda bu hafta çöl çekirgesi sürülerinin tarihsel olarak azalması gerektiğini söyledi. Ancak iklim değişikliği yüzünden tersi bir durum olduğunu doğruladı. Çöl çekirgelerinin 25 milyon insanın gıda güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Suudi Arabistan, Yemen ve Umman bölgesi kuruluğunda çöl çekirgelerinin yok olduğunu belirten Kersman, tam kuruma başlayıp üremenin sona ereceği ortamda bölgeye ikinci bir silikon geldi. Bu da çöl çekirgelerinin istediği koşulların elverişli olmaya devam etmesine ve bir başka nesil üremesine izin verdi. 400 kat üremek yerine 8000 kat ürediler dedi. Şimdi bültenimiz Muhammed Abdusalam'la aktaracağı spor gelişmeleriyle devam ediyor. Teşekkür ederim meslektaşım. Evet sevgili seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra spor bülteniyle devam edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz sevgili seyirciler. Irak Futbol Federasyonu, Uluslararası Federasyonu, FIFA'nın iş düzenlemeleriyle ilgili talebine cevap verdi. FIFA, Futbol Geçici Komite adayının kesinleşmesi için iş düzeyinin ve alt şubelerinin yasasını sunulmasını istedi. Irak Futbol Federasyonu ise, komitenin başkanlığı futbol işlerini yönetmekle görevli olan Samil Kamil ile Ahmet Abbas'la sınırlı kalacak ve karar 2 gün içinde verilecek. Irak milli takımın ve Ceviye ekibinin oyuncusu Eymen Hüseyin, Kerkük'teki Gençlik ve Spor Merkezi'nde bir grup genç tarafından maske üretim dikişi yapan kişilerle bir araya geldi ve vatandaşlara dağıtım yapmalarına yardım etti. Irak milli takımın ve Ceviye ekibinin oyuncusu Eymen Hüseyin, Kerkük'teki Gençlik ve Spor Merkezi'nde bir grup genç tarafından maske üretim dikişi yapan kişilerle bir araya geldi ve vatandaşlarla dağıtım yapmalarına yardım etti. Bu kampanya özellikle muhtaç ailelere koronavirüsü önlemede yardımcı olmak içindir. Irak Atıcılık Federasyonu koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurmaya karar verdi. Ve Irak Atıcılık Federasyonu Başkanı Yardımcısı Cuvat Kazım, federasyonun faaliyetlerini resmi olarak askıya almaya karar verdiğini açıkladı. Tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen Covid-19 salgını ile ilgili ülkemizde alınan tedbirler kapsamında ulusal spor faaliyetlerin durdurulması ve özel spor salonlarının geçici bir süre için kapatılması büyük önem arz etmektedir. Tüm spor kulüplerimizin ekli dosyada yer alan bildiri uyarınca faaliyetlerini yeniden düzenlemelerini ve içerisinde bulunduğumuz hassas dönemde hepimizin sağlıklı kalabilmesi için gerekli katkıyı sağlamalarını yapmamız gerekiyor. Evet sevgili seyircilerimiz, Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti. Birkaç gün önce koronavirüse yakalanan Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, 76 yaşında hayatını kaybetti. Koronavirüs tespit pozitif çıkan Sanz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manchester United ve Manchester City koronavirüs için birlik oldu. İngiltere'de Manchester şehrinin iki ekibi Manchester United ve Manchester City koronavirüs için buluştu. İki ezeli ekip yaptıkları açıklamada koronavirüse karşı ortak hareket edeceklerini ve maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı. City United adı altında toplanan iki takım yardıma muhtaç insanlara yemek yardımı yapacaklarını da belirtti. UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun CONMEBOL'da 2020 Kupa Amerika'yı yeni tip koronavirüs Covid-19 tehdidi nedeniyle bir yıl ertelemeye kararının ardından FIFA Konseyi video konferans yönetimiyle toplantı yaptı. FIFA Başkanı Gianna Infanti'nin başkanlık ettiği konsey toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada gerek Avrupa Futbol Şampiyonası gerekse de Kupa Amerika ile çakışmaması için 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ileri bir tarihe ertelediği belirtildi. Açıklamada ilk kez Çin'de düzenlenecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın hangi tarihte yapılacağına FIFA'nın gelecekteki toplantılarında karar verileceği ifade edildi. Evet sevgili seyircilerimiz, biz bitirdik. Şimdi meslektaşım Ahmet Terzi'ye dönüyoruz. Teşekkür ederim efendim. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Hükümete bağlı kriz hücresi sokağa çıkma yasağıyla resmi tatil süresini önümüzdeki cumartesi günü akşam saat 23'e kadar uzatması kararını aldı. Sağlık Bakanı Cafer Allavi koronavirüse yakalanan günlük kişi sayısının 15 kişi olduğunu belirtti. Yapılan yeni bir sayıma göre Sağlık Bakanlığı ülke genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısının son 24 saat içerisinde 19 kişi olduğunu belirtti. Milletvekiller Şah Salih koronavirüsle mücadele kapsamında Kerkük Kriz Hücresi tarafından alınan yeni icraatlarla ilgili bir açıklamada bulundu. İtalya'da koronavirüsten dolayı can kaybı sayısı 5000 kişiyi aştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'de yeni tip koronavirüs salgının yayılmasının ardından New York şehrini felaket şehri olarak ilan etti. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.